varsınız özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar yılı bize ne dediğini, kamuoyuna ne açıkladığını. Efendim, eskiden hükümetler, devlet IMF'den, Dünya Bankası'ndan borç alıyordu. Borçla geçiniyorduk, borçla. Şimdi dedim arkadaşlara, IMF bizden borç istemiş. Verin dedim. Verdiler. Artık onlara biz borç verir hale geldik. Yıllar geçti. Hatırladınız değil mi bu cümleleri ve gelinen nokta? hayırlı olsun manşetini atalım mı? Mehmet Şimşek ve Erdoğan'ın görüntüsü eşliğinde. Hanımefendiler, beyefendiler, IMF, Dünya Bankası bizden borç istedi, verin dedim, bütün borcu kapattık demiştik ya. Geçiniz. Dünya Ajansları, BBC geçti. Türkiye, Mehmet Şimşek sayesinde çok ciddi finansal bir destek, kredi, borç alıyor. Kimden? Dünya Bankası'ndan. Rakamı söyleyeyim. Dünya Bankası Türkiye'ye önümüzdeki 5 yıl içerisinde yani 2029 yılına kadar toplam 35 milyar dolar finansman sağlayacak. Tam da tasarruf haberinin ardından iyi gider değil mi? Peki bu para nereye de kullanılacak? Adı bir program bu. Ülke işbirliği çerçevesi anlaşmayla önce 17 milyar dolar artı 18 milyar dolarlık iki parti halinde toplam 35 milyar dolar Dünya Bankası'ndan Türkiye borç alacak. Bu Dünya Bankası'nın üçüncü büyük ülke programı. Yani eskiden iktidarlar Ecevit dönemi, Derviş dönemi, IMF'den, Dünya Bankası'ndan borç alınıyordu. Şimdi o günler geride kaldı. Biz borç veriyoruz diyenlere bu cevap gelsin. Ne demiş biliyor musunuz Dünya Bankası? Biz Mehmet Şimşek'in politikalarına güveniyoruz. Bu güven sayesinde bu borcu, bu parayı size veriyoruz. Şimdi içini biraz daha dolduralım. Bir yere bağlayacağım. Amaç ne? Deprem bölgelerinin yeniden inşası. Ya, Amerika'dan, Dünya Bankası'ndan para geliyor. 11 şehrim. Maraş'tan Adıyaman'a, Gaziantep'ten Diyarbakır'a, Hatay'dan Urfa'ya depremin vurduğu tüm şehirler. 11 şehrimi harcayacaksın. Oraları yeniden inşa edeceksin. Şart bir. İki, ekonomik dengesizlikleri ele alacaksın. Zenginle fakir arasında çok ciddi bir uçurum oluştu. Türkiye'nin neredeyse tüm parasını %10'luk kesim alıyor. Bu dengesizliği yok et, gerekirse bu parayı kullan. Adil bölüşüm. İklim değişikliklerinin etkisini azalt bunun için kullan ve esnafını, kobini, özel sektörünü destekle sana yollayacağım bu parayla. Umarım yine şan, şöhret, şatafat, mal, mülk boş işlere harcamazsınız. Öyle mi? O cümleyi de ben kurdum. Peki hangi projeler? biraz daha somutlaştıralım. Bir kere ihracatçıları destekle diyor Dünya Bankası hükümete bu para karşılığı. Avrupa Birliği'ne ihracat yapacaksın. Karbon ayak izi, karbon yönetmeliği var. Buna uyum sağla. Firmaların var, üretim yapıyor. Kobilerin. Çatıları müsait. Evet, yenilenebilir temiz enerji. Güneş panellerine destek ver. Enerjiyi temizle ve ucuzlat. Deprem bölgesinde fabrikası, imalathanesi yıkılan kobilere destek ver. Ha, Dünya Bankası şu kaydı şartı da düşüyor. Kanal İstanbul'a para veriyor musunuz? Onun finansmanında bu kullanılabilir mi? Hayır. Kanal İstanbul bizim projelerimiz, desteklerimiz arasında yok. Oraya para harcanmayacak. 35 milyar dolar. Mehmet Şimşek'e güvenerek Dünya Bankası'ndan geldi. Nereye harcanacak bu para ve gelecek peyderpey takip etmemiz gerekiyor. Lütfen ama lütfen boş işlere harcamayın. Bu ülkenin küçük esnafının, kobisinin ayağa kalkmak, deprem bölgesinin yeniden hayata dönmesi gerekiyor. Bunun için harcayın. Bir kez de bizi şaşırtın. Murat devam.